Demek Nirbay Singh Alavat'a yalan söyledi. Şimdi bunu çözeceğim. Kesin evindedir. Silahımı yüzünde görünce gerçek neymiş hemen öğreneceğiz. Nirbay, bir şey yapmayacaksın. Anne duymadın. O bir değil. Başka biri o. Kimliğini saklayarak ailemizin arasına girdi. Nena'yı falan sevdiği yok. Bizim paramızı istiyor. Evlendikten sonra Nena'nın canını yakacaktır. Ona işkence edecektir. Ama ben onu öncesinde öldüreceğim. Hayır. Hayır oğlum. Sakin ol. Ve beni dikkatlice dinle. Bak. Bak belki de bir olmayabilir. Ama her kimse sırf onun yüzünden Nena hayata döndü. Onun sayesinde Nena bugün gülümsüyor. Onun sayesinde Nena ayakları üstünde duruyor. Eğer bizim paramızı istiyorsa o zaman neden evliliğe hayır dedi? Bak oğlum, başka bir isim söylemek insanı dolandırıcı yapmaz. Belki de mantıklı bir sebebi vardır. Bak, bu kadar öfkeli olmana gerek yok. Olacakları bir düşünsene. Eğer silahını ona doğrultursan ve seni cevap veremeyeceğin bir şey söylerse o zaman ne yapacaksın? Özür mü dileyeceksin? Asla öyle bir şey yapmazsın oğlum. Bu kadar sabırsız olmamalısın. Bu konuyu araştırıp ne olduğunu öğreneceğiz. Ama şimdilik ailemizi utandırmayacağız. Hayır oğlum. Böyle bir hareket bizim ailemize yakışmıyor. Adamlarına onu araştırmasını söyle. O malikaneyi satın almadı mı? Tapu kağıtlarının üstünde gerçek ismi yazıyor olmalı. O belgelerle kim olduğunu öğrenebiliriz oğlum. Orayı satın almamış da olabilir ama. Kirada oturuyor olabilir. Siz onun yasal belgelerindeki ismini öğrenin. O kağıtlarda gerçek kimliği yazıyor olmalı. Hele bir kağıtları elimize geçirelim, kimliğini de öğrenmiş oluruz işte. Nirbay, neler oluyor böyle? Ne istiyorsun? Işani'yi az önce hediyeler hazırlarken gördüm. Viri Nena'yla evlenmeye ikna etmek için onu gönderecekmişsin. Tek bir şart koymuşsun. Eğer Viri Nena'yla evlenmeye ikna ederse ona Ranvir'in aşılarını verecekmişsin. Aşının formülüyle özgür kalacakmış. Bununla bana ne söylemek istiyorsun şimdi? Böyle bir şey yapamazsın. Onu Ranvir'e gönderemezsin. İntikamımızı unutmamalısın. Bak, intikamımın yeri bambaşkadır. Ama Nena'nın mutluluğu her şeyden önce gelir. İşhani Nena'ya mutluluğu getirecek. Benim mutluluğumun bir önemi kalmayacak. İşhani'yi Ranvir'e göndereceğim. Bunu nasıl yaparsın? Senin kardeşin yüzünden... Gereğinden fazla uzatıyorsun bunu. Ben ona sözümü verdim. Artık yapabilecek mi bekleyip göreceğiz. İşhani bir cevap getirene kadar daha fazla soru istemiyorum. Bu konuda son sözümü söyledim. Daha fazla sabrımı sınama benim. Umarım İşhani başarısız olur. Eğer başarırsa bütün çabalarım boşa gitmiş olacak. Evet. Bay Vir'le görüşecektim. Beyefendi kimseyle görüşmek istemiyor. Parti hazırlıklarıyla uğraşıyor. Parti? Evet. Yetimler için bir parti düzenliyor ve her şeyi kendi yapıyor. Parti başlayınca onunla görüşebilirsiniz. Tamam, parti başlayınca tekrar gelirim. Buyurun, içeride bekleyebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Gelin. Ben bu mektubu beyefendiye götüreceğim. Tamam. Bir sadece sanatçı değil, aynı zamanda cömert bir insan. Hem bugünlerde kim
yetimlerin neşesini düşünüyor ki. O kadar iyi ki Nena ile evlenme teklifine asla hayır diyemeyecek. Ranvir. Ranvir. O. Onun burada ne işi var oğlum? Akrabalarının teklifini getirdi. Ne? İşe değil mi göndermişler? Ne oldu? İnanması zor mu? Bu işaninin özelliği. Her zaman ondan beklenmeyeni yapar. Ama beklediklerimizi de asla yapmıyor. İnsanların güvenini kazanmada bir usta. Başkasının güvenini kazanıp geldi. Ben bile ona çok güvenmiştim. Onu kızım gibi görmüştüm. Ama o... Vir bu birlikteliği onaylarsa... Nirbay'dan Ranvir'in ilacını alabilirim. Bak... Tanrı bilir aklından ne biçim planlar geçiyor da gülümsüyor. Ve sen burada... Ne yapabilirim? Ona olan nefretim bir zaman aşkımdı. Ama bugün intikam alacağım. Bir zamanlar onu sevdim. Hep iyi düşünürdüm. Ama bugün... Beklediğim gün artık geldi. Bundan sonra sen bekleyeceksin. Otobüsten dikkatlenin çocuklar, dikkat edin. Parti başlıyor sanırım. Burada bekleyin. Lütfen oturun. Henüz giremezsiniz, oturun. Neden girmeme izin vermedi? Vir'le tanışmam gerek. Eğer onu ikna edemezsem, Nirbay sözünü asla tutmaz. İşhanin nerede kaldı? Kaç saat oldu? Hey Arti! Evet abi. Nena nerede? Odasına baktım, orada değildi. Göremedim onu. Abi, evde yeni bir sürü şey oluyor. Sen de buna alışsan iyi olur. Artık Nena'yı aynı yerde bulamayacaksın. Nasıl yani? Yani diyorum ki abi, Nena eline fırça aldı ve resim yapmaya başladı. Nenamız resim yapıyor. Gerçekten? Evet. Evet abi. Eğer bana inanmıyorsan kendi gözlerinle gör. Hanımefendi, Bay Vir sizi çağırıyor. Lütfen benimle gelin. Hazır mıyız? Bir, iki ve üç. Efendim, bu bayan sizinle tanışmak istiyor. Thank you.
Ne resmi yapıyorsun orada? Abine göstermeyecek misin? Merhaba, benim adım İşani. Nirbay Singh Ahlavat'ın karısıyım. Ve ben görümcem Nena'nın evlilik teklifiyle geldim. Ama siz bir şey demeden önce Nena'nın çok iyi biri olduğunu söylemek istiyorum. Ve sizi çok beğeniyor. Hatta size aşık bile oldu diyebilirim. Sizi bu kadar seven biriyle evlenmemek için hiçbir neden olmamalı. Sizi görünce içi aşkla doluyor. Bakın, hayatta her istediğinizi alabileceğinizi biliyorum. Ama sadece şanslı insanlar aşkın ne olduğunu tadarlar. Ve sağlık konusunda da hiç endişe etmenize gerek yok. İnanamayacaksınız ama hayatına girdiğinizden beri Nena'nın sağlığı hızla iyileşti. Göreceksiniz, onunla evlendiğinizde tamamen iyileşmiş olacak. Bir evliliğin sadece bir çifti değil, iki aileyi de birleştirdiğini biliyorum. Bizim ailemiz çok güzeldir, herkes çok naziktir ve herkesin sizi kabul ettiğini göreceksiniz. Nena ile evlenince ailedeki herkesin gözdesi olacaksınız. Lütfen, sizden rica ediyorum. Nena sizi çok seviyor. Sizi çok mutlu edecektir. Lütfen onunla evlenin. Ben de iyi biri olduğunuzu düşünüyorum. Ben de Nena gibi size büyük umut besliyorum. Lütfen bu teklifi reddetmeyin. Nena'nın buna ihtiyacı var. Sadece iyi insanlar başkaları için yaşarlar. İyi insanları fark etmek için iyi bakmak gerekir. Çünkü eğer yanlış görürseniz hayat boyu acı verir. Nena'nın biri meğer Ranvir'miş. Ranvir? Nena'yı beğenmenin ötesinde senin tarzını çok beğendim. Beni bu evliliğe ikna etme şeklin çok güzeldi. Bana diyorsun ki gel aileme katıl. Senin gibi ben de yoluma devam edip seni arkamda bırakacağım. Tek yolu bu. Sen de biliyorsun artık zaman değişti. Artık benim vaktim geldi. Sıra artık bende. Pekala. Ailene katılacağım. Güzel olacak. Raju.
Ahlavat ailesine de ki bu birliktelik için hazırım. Evet, ailene katılacağım. Çok iyi olmaz mı? İşte bu iyi insanların işareti. Mutluluk gözyaşları. Benden istediğin şeyi kabul ediyorum. Memnun oldum. Bayan Ishani Nirbay Singh Ahlavat. Artık daha sık görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet, hadi çocuklar. Evet. Harika. Gidebilirsin. Bekle. Nena'dan hediye getirdim. Benden de Nena için hediyeleri götürür müsün? Yakında evleneceğiz. Anne Arti! Vikram Utam! Neredesiniz? Buraya gelin! Ne oldu abi? Ne oldu oğlum? Niye bu kadar sinirlisin? Nena o adamla evlenmeyecek! Ranveer Nena ile evlenmek istiyor. Nena da razı. Neden olmasın? Tabii ki isteyebilir. Eğer Nena onu sevebiliyorsa, Ranveer de Nena'yı sevebilir. Neden olmasın? Belki de bilerek yapıyordur. Benim hayatıma devam ettiğimi sanıyordur. O yüzden o da... Hayır. Ona gidip gerçeği söyleyeceğim. Nirbay ile evli olmadığımı söylemem gerek. Bütün bunları yapıyorum çünkü. Ona hiçbir şey söyleyemem. Eğer Nirbay ona o aşıları vermeyi bırakırsa, Ranveer'in hayatı kesinlikle yanlış bir adım atamam. Eğer yanlış bir şey yaparsam onun hayatı bitebilir. Ishani, bunların hepsini onun için yapıyorsun. Ranveer'in sağlığı için. O yüzden gerçeği saklamam gerek. Nasıl abi? Evlenmeyecek ne demek? Neden evlenmeyecekmiş? Abi, o adamla ilgili bir şey mi öğrendin? O düzgün biri değil mi? Onunla neden evlenemez? Neden bir şey demiyorsun oğlum? Hele bir Ishani geri gelsin, o zaman konuşalım. Kimsenin gelmesini beklememize gerek yok biz. Onunla evlenmeyecek, bitti işte. Ama neden evlenmeyecek? Çünkü ben böyle söylüyorum. Bu arada gerçek ismini de öğrenmiş oldum. O herifin ismi bir falan değil.
Oğlum, ismi ne olursa olsun, bunun bir önemi yok. Nena onunla mutlu. Nena ona karşı duygular besliyor. Kızımın mutluluğunu ve onun kendi kararını yok sayamam. Nena onunla evlenecek. Anne, ben de bundan memnun değilim. Ama bir şey netleştirelim. Burası benim ev. Bu evi ben yönetiyorum. Hepinizin harcamalarını ben ödüyorum. O yüzden son sözü ben söyleyeceğim. Bekle. Demek burası senin evin. O yüzden evi ilgilendiren kararları sen vereceksin. Birinin hayatını ilgilendiren kararları değil. Bugüne kadar her dediğini dinledim ve itiraz etmedim. Ama bu demek değil ki senin yanlış verdiğin kararları da dinleyeceğim. Nena benim kızım. Onu ben doğurdum. O yüzden hayatıyla ilgili kararı verme yetkisi bana ait. Sen de değil. Nena'yı mutlu edecek sanıyorsun. Ama sana etmeyeceğini bildiğimi söylüyorum. Nena benim kardeşim. Abisi hayatta olduğu onun sürece... Onun abisi değilsin. Eniştesisin. Benim kızımla evlendiğinde onun eniştesi oldun. Bu gerçek göz önüne alındığında onunla hiçbir kan bağın olmuyor. Onunla arandaki ilişki gereği ona sadece sahip çıkabilirsin. Hakkında karar veremezsin. Onun ablası Arti. Vikram da onun abisidir. Ben de onun annesiyim. Hepimiz kanla birbirimize bağlıyız. Ama sen ona abilik ediyorsun. Ve kardeşin hakkında sadece konuşabilirsin. Karar veremezsin. Evet. Senin çatının altında olduğumuzu kabul ediyorum. Hepimizin sorumluluğunu aldın. Ölmüş karının ailesine karşı olan görevini yerine getiriyorsun. Ama bu seni ilgilendirmez. Nena'nın düğününü yapmak senin işin değil. Onun annesi benim. Ve bir anne olarak hayalim kızımın mürüvvetini görmek ve annesi olarak sadece ben kızımın geleceğiyle ilgili kararları alabilirim. Hepiniz Nena'ya kan bağıyla bağlısınız ve ben üveyim. Bu demektir ki ben sizden de değilim. Kendini hiçbir zaman bizden saymadın. Bütün iyiliklerini yüzümüze vurdun. Eğer bizi ailenden saysaydın, İşani'nin kim olduğunu söylerdin. Neden bir anda onunla evlendin? Madem onunla evlendin, neden ona köle gibi davranıyorsun? Sana defalarca kez sordum ama bize önemli değil dedin. Bize söyleme ihtiyacı bile duymadın. Vir'den neden bu kadar nefret ettiğini açıklama ihtiyacı bile duymuyorsun. Nirbay, bugüne kadar her dediğini dinledik. Ama bugün sen beni dinleyeceksin. Vir'den ne kadar nefret edersen et. Kızımın mutluluğu söz konusu. Ve Nena onunla evlenecek. Bu kadar. İşen.
Ne oldu Işani? Vir ne dedi? Vir, yani Ranvir, kabul etti. O da hediye gönderdi. Duydun mu canım? Bir evet demiş. Seninle evlenecek. Ranvir, seni gördüm oğlum. İşani'nin getirdiği teklifi kabul et. Her anne oğlunun mürüvvetini görmekten gurur duyar, değil mi? Ama senin için endişeleniyorum hayatım. Nena'yla evlenmek demek, İşani'yle yakınlaşman demektir. 6 ay sonra hayatını tekrar rayına oturtmuşken, İşani'yle birbirinizden ayrıldıktan sonra eğer bu evliliğe evet dersen, onu her gün göreceksin, öyle değil mi? Bunu nefretinden dolayı mı yapıyorsun? Yoksa sevginden mi? Tek bildiğim şey, bütün bu olanların arasında en çok acıyı Nena çekecek. Doğrusu beni seviyor mu bilmiyorum. Ama ailesine göre hayatında büyük değişimler yaratmışım. Benim yanımdayken çok mutlu oluyor anne. Eğer durum buysa, İşani'yi incitmek için onu incitmeyeceğim. Sana söz veriyorum, İşani'den bahsedecek olursak da beni her gün görecek. Cezası bu olacak. Bana yaşattıklarını ödeteceğim. Her şeyin cezasını çekecek. Evet, ihanetinden sonra mutlu olmasına izin veremem. İntikamımı almalıyım. Yanına kalmayacak. Bedelini ödemek zorunda. Adalet yerini bulacak. Bu kadar düşünme lütfen. Düğününe hazırlan. Düğün için yapılması gereken bir sürü hazırlık var. Eskiden aşkı İşani'nin öğrettiğini söylerdim. Ben de bir şey öğreteceğim. Ona nefreti öğreteceğim. Aşkından nefret etmeyi. Çünkü bu nefretin sorumlusu o. Elimi bırak. Elimi bırak. Elimi bırak, acıyor. Seni tuttum çünkü canın yanmadan bir şey anlamıyorsun. Neler dönüyor anlat hadi. Ne demek istiyorsun? Sizin aşk hikayenizi dinledim. Çocukluk arkadaşı, gerçek aşk, sonra da ayrılık. Böyle aşık olduğum bir adamla hiç konuşmadınız mı yani, ha? Aşkın yerine aşkının evliliğini mi konuştunuz? O da zaten başka biri. Bununla neyi amaçlıyorsunuz? Ha, şimdi anladım. Oyununuzu çözdüm. Kocana başka biriyle evlenmesini söyledin sen. O da tamam dedi. Neden tamam dedi? Konuş. Cevap ver bana. Çünkü evlilik teklifini benimle gönderdin. Beni deli mi sanıyorsunuz siz? Bir insana baktığım gibi çektiği acıyı hemen anlarım. İkiniz bir tür oyun çeviriyorsunuz. Dün akşam bana Ranvir'i soruyordun. Ama bugün kardeşimle evlenmesini sağlıyor. Eğer seni görmeden kabul etseydi anlayabilirdim. Ama seni gördükten sonra nasıl evliliği kabul etti aklım almıyor bir türlü. Eğer benden intikam almaya çalışıyorsanız,
şimdiden aklınızdan çıkarabilirsiniz. Ailemin buna karışmasına asla izin vermeyeceğim. Bu evlilik olmayacak. Ne yaptığını bilmiyorsun. Ama senin yaptığın şey benim de amacımdı. Ranvir için olmasını istediğim şey Nena ile evlendiği zaman yerine gelecek. Evet. Nena kızımızla tanıştığıma çok memnun olduk. Artık tek merak ettiğim Nena'nın bizim eve gelin olarak geldiğinde nasıl olacağı. Nena, Ranvir senin için bir hediye gönderdi kızım. Al. Resim mi? Bakabilir miyim? Ranvir resim yollamamış. Sana bir evlilik teklifi yollamış. Bak. İtiraf etmeliyim, tarzını çok beğendim. O da İşen. O oğlumun eşi olur. İşen'i kızım. Ranvir'in ailesi. Canım, çay doldurur musun? Ben düğün olmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Elbette. Her insanın bir geçmişi vardır. Oğlum Ranvir'in geçmişiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. O geçmişinde olan şeyleri hiçbirinizden saklamak istemiyor asla. Ranvir daha önce başka biriyle evlenmişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.